Bu yılki Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde en iyi film seçilen Yurt vizyona girdi. Yurt dışındaki bazı festivallerde de hem ödüller aldı hem de eleştirmenler tarafından genel olarak beğenildi. Herkes eşittir derler değil mi? Okulda böyle öğrettiler. Aslına bakarsan bu doğru değil Hafız. Bazı insanların daha yüksek rütbeleri vardır. Bunlar ilahi bir nurla bezenmiştir. Onlar oradadır. Yurdun hikayesi 1990'ların ikinci yarısında geçiyor. Tarikatların palazlanmaya başladığı bir dönem. Tırnak içinde söylüyorum, dindar, zengin bir iş adamı 14 yaşındaki oğlunu gündüzleri devlet okuluna, gece de bir tarikat yurduna göndermektedir. Bu adamın oğlu Ahmet hem ergenlik çağının bütün sancılarını yaşamakta ve hem de yurdun baskıcı atmosferinde kendini keşfetmeye çabalamaktadır. Yurtta Ahmet'in en yakınındaki arkadaşı ise yoksul ve tam bir anasının gözü olan Hakan'dır. Çaylak. Parasıyla her şeyi çözeriz. Genç öğretmen Nehir Tuna bir ergenin dünyasına baktığı bu filmde iki eksen kullanıyor. Bir, ergenin bulunduğu politik ortam içerisinde bir kimlik arayışına girmesi ama esas önemlisi de çok sert biçimde ergenin fiziksel ve ruhsal olarak kendini keşfetmeye çalışması. Film Ahmet'le Hakan'ın yurttan kaçarak bir gecelik serüvene atılmaları bölümünde renkleniyor. Bu önemli ve benim için yeterince cesur olmasa da tüm o bölüm iyi çekilmiş. Bir ergenin uyanışının nüansları iyi yakalanmış. Fakat diğer yandan filme bir itirazım da var. Filmin politik olarak açık sözlü olmadığını düşünüyorum. Özellikle sonlara doğru bir paralel kurgu yapmış. Burada Ahmet'in ve tabii Ahmet'in temsil ettiği bütün o gençliğin nasıl bir parantez içerisine sıkıştığını vurgulamak istiyor gibi. Ama seyirciye bırakmış. Vallahi ben kendi adıma yönetmenlerin bazı fikirleri seyirciye bırakmasından sıkıldım. Bazı filmler var ki ne demek istiyorlarsa açık açık söylemeliler. Yurt gibi iddialı bir filmden ben politik olarak daha net olmasını beklerdim. O halkaya nasıl gittin? Nasıl aldılar seni? Basit. İyi bir Müslüman ol yeter. Ama sinema olarak ortalamanın çok üzerinde olduğunu da vurgulamalıyım. Zaten İstanbul Film Festivali'nde aldığı en iyi film ödülü de bu söylediğimi onaylıyor. Festivalde iki ödül kazandı. En iyi film ve en iyi görüntü yönetmeni. Oğlum, ben oğlumu görmek istiyorum. Benimle konuşmuyor gibi, benimle konuşmuyor.